Nasıl istiyorlar hocam o mavi mutluluk hapını? Siz gelişinden anlıyor musunuz? Artık anlıyoruz tabii. Neredeyse bir hafta o yan tesiri saklıyor. Nedir o yan tesir hocam? Flashing efekt. Kırmızı yanak oluyor. Kıpkırmızı yani utanmış gibi yanak oluyor. Mavi haplar. Onları kendine alan çok az insan gördüm. Hele gençlerde hep abisini alıyor. Ertesi gün hapları var. Hmm. Ertesi gün haplarını kızlar geliyor. Orta üç kızları. Hocam demeyin. Tabii. Orta üç kızları geliyor. Sıkça kabak çekirdeği tüketmesi. Sahiden de bunun faydası var mıdır prostata? Çok doğru ama... Peki hocam yeni doğum yapan bebekten alıp yüzümüze sürsek faydası olur mu? Fevkalade. 40 yaşında 7500'e düşüyor. 4000'e geldiğinde de hayat bitiyor. 4000 telomer ölüm mü demek? Ölüm demek. Efendim merhabalar. Bugün çok kıymetli bir yerdeyiz. Cumhuriyet markalarından Rebul kolonyalarının 3. kuşak temsilcisi, kendisi de eczacı Mehmet Müderrisoğlu'yla birlikteyiz. Ben çok heyecanlıyım. Az sonra duyacaklarım sizin de çok ilginizi çekecek. Bundan çok eminim. Önce sağlığı konuşacağız. Sonra belki ayrı bir videoda da Rebul markasını konuşmayı ben çok istiyorum. Efendim merhabalar. Çok teşekkür Merhaba. Ederim. Sizin misafiriniziz bugün. Ama siz de burası daha güzel oldu. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Rebul'ün hikayesi muhteşem. Onu konuşacağız. Evet. Ama siz Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun eczacısınız. Evet. Kaç yıllık? 1970'te mezun oldum. Yani 53 yıllık meslek hayatım var. Ama ilkokul 4. sınıftayken babam gece eczane nöbeti tutturduydu. Mesleğimi çok seven bir insanım. Dünyaya 5 kere daha gelecek olsam gene eczacı olurum. Çünkü çok talihli bir insan olarak kendimi addediyorum. İşimi ve eşimi çok sevdim. Sağlıklı bir ömür diliyoruz. Daha uzun yıllar sağ olun aramızda olacağınız. Şikayetler üzerinden ilerleyelim. Mesela sizin özellikle araştırma alanınızı gençleşmeyi, anti-aging'i konuşalım. Evet. Bir dönem Yeditepe Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çalışmalarınız olduğunu da biliyorum. Oldu, tabii. Bu telomer meselesi. Ha, o çok önemli. Bakın Emel Hanım, telomer dediğiniz şey son yıllarda duyulan bir kavram. Her hücremizde 23 çift kromozom var. Kromozomların başında onların hayatiyetini devam etmek ve korumak maksadıyla telomer denen sargılar var. Bu sargılar azaldıkça insanlarda hastalıklar beliriyor ve ömür kısalıyor. Ana rahmine düştüğünüz anda 15 bin sargı var. Doğduğunuz sal ise 10 bin sargıyla doğuyorsunuz. Anne karnında erozyon, çözülme, azalma başlıyor yani. Başlıyor tabii. Daha doğmadan yaşlanıyor muyum? Evet. Ve doğduğunuz gün 10 bine düşüyor. 40 yaşına geldiğinizde ki bu böyle çıkar çıkar gençlik, 40 yaşından sonra artık inişe geçersin. 40 yaşında 7500'e düşüyor. 4000'e geldiğinde de hayat bitiyor. Şimdi 4000 telomer ölüm mü demek? Ölüm demek. Şimdi 2009 yılında 3 Amerikalı bilim insanı Çin geveli denen Astragalus membranaceus bitkisinden elde edilen sikloastragenol ile bu sargıların kısalmasını önlediler. Önlendiğini ispat ettiler. Ayrıca bu sargıların da uzatılabildiğini gösterdiler ve Nobel ödülü aldılar. Biz o maddeyi aldık, o maddeyi kullandık. Fakat ben bir şeye bakarım, size öylesine yararlı bir formül yapmam gerekir ki pek çok şeyi böyle kavrasın. Sikloastragenol ile kromozomlardaki sargı adedini
yükseltebilmek ve onu durdurabilmek için ben sikla astragenol kullandım. Onun üstüne sinirlilik halinizi, yani depresyonu ve stresi giderebilmek için rhodiola, Türkçesi altın kök, onu kullandım. Bunu kullandığınız zaman normalde bu tip antidepresif ilaçları kullandığınızda iğnelenmiş aslan gibi el kol kalkmaz. Uyku ama hali olur. Ama bu size bir de enerji veriyor. Dolayısıyla kalk Emel, bak şu havanın güzelliğine bak, yürü gidelim dedirtiyor. Ondan sonra nat kullandım. Nat yeni yeni Türkiye piyasasında duyuluyor. Enerji santrali olan mitokondrilerin enerjisini sağlamak için kamyonlarla kömür götüren bir vasıtaya benziyor. Dolayısıyla orada o uyuşukluk, o yorgun hal, o kronik yorgunluk üstünüzde kalmadığı gibi hafızanın da beynin de daha hızlı çalışmasına neden oluyor. Sitrulin, karpuzun kırmızısıyla yeşili arasında kalan beyaz tabakadan elde edilen sitrulin. Sitrulin de hafızayı güçlendirmeye ve hafızanın daha uzun ve sağlıklı kalmasını sağlamaya kullanılıyor. Bu kadar ulaşılabilir bir malzeme. Yani bizim yemediğimiz, evet, kırmızı taraftan, evet, ayırıp attığımız karpuzun beyazı bir anlamda gençlik iksiri mi? Gibi. Ondan sonra içerisine Moldova ejderha başı denen bir bitki var. Dragocephalum moldovica. Ben bunu televizyonda kızımın yanında söyleyeyim. Söyle söyle diyor Mehmet Bey diyor. Herkes anlar seni söylediğini anlatınca. Ve onu kullan. Onu kullanınca 3 ay kullandığınızda cildin kendi kolajen ve elastininin üretilmesini teşvik ediyor. Yani hariçten bir kolajen almadan cildinizi daha sıkı, daha tok, buralardaki ince çizgilerin oluşmasını önlüyor. Bu kaz ayaklarının oluşmasını önlüyor. Olanı geriye çeviriyor mu? Ediyor. Şimdi o, ben bunu günde bir kapsül öneriyorum. Bu toplam bütün vücudunuzun gençleşmesine yardımcı. Ha, nemlendirici olarak mesela ben hyaluronik asit kullanmadım. Çünkü hyaluronik asit kullandığım zaman kısa vadede çok nemlendiriyor, doğru. Ama kısa vadede benim kullandığım polisakaritlerden oluşan bir nemlendirici. Bir kere sürdüğünüz kremi unuttunuz, 3 gün cildinizi nemli tutuyor. Hyaluronik asit şu anda çok popüler. İşte bir takım, tabii, gençlik aşıları denilen işlemlerin içerisinde, tabii, de var. Tabii. Ve deri altına uygulanabiliyor. Tabii. Oradaki etki gücünü siz de kabul eder misiniz? Yoksa gayet daha iyi, tabii, bir öneriniz, gayet, var tabii, mı? Gayet tabii. Şimdi orada da fiyat çok önemli. Bakın 30 küsür dolardan başlıyor kilosu. Neyin kilosu? Hyaluronik asitin. 1700 dolara kadar gidiyor. Onun da segmentleri tabii, var. Tabii tabii, bunlar böyle. Ve onu aldığınız zaman spesifikasyonu, ben hep kullandığım maddeler en üst seviyelerde. Çünkü artık ben satış yapmak istemiyorum. Gidip bir eczaneye satmıyorum. Müşteri geliyor benden alıyor. Diyor ki aman Emel'cim git Mehmet'in şu kremini al diyor. İki eliniz kanda olsa gelip onu alıyorsunuz. Ben artık böyle kapalı devre çalışıyorum, o kadar. Allah'a bin şükür paraya pula ihtiyacım yok. Gidiyor böyle yürüyor. Karpuza ben çok takıldım. Oradaki mesela beyaz maddeyi tamam tüketeceğiz bundan sonra, sizden bu haberi aldıktan sonra, ama cilde sürmek de bir etki eder mi? Hayır. Yiyeceğiz. O kadar konsantre kullanman gerekiyor ki, yani belki birkaç yüz karpuz bir sürümlük ham madde veriyor. Yani, ama iyi olmak fayda sağlar anladığım kadarıyla beyaz tabii, yerine. Tabii, yani bakın şunu söyleyeyim. Bitkisel ürünlerde konsantrasyon çok önemli.
Benjamin Button vardı, hatırlarsınız. Evet, evet. O telomerlerin sayısını arttırarak, ki Nobel Tıp Ödülü'yle gördük ki o sayı artabiliyormuş. Evet. Kişi 40 yaşındayken 20 yaşında gösterebilir mi? Kullanmaya başladığınızda sargı sayısına göre yaşınızı belirliyorlar. 2,5-3 sene kullandığınızda bugüne kadar en fazla 10 yaş geri çektiler. Bunların deneyleri yapıldı değil mi hocam? Hepsinin aşağı yukarı 4000'e yakın literatür var. Ve ben deliler gibi bunları takip edip okuyorum. Hocam, bağışıklık zırhı dediğimiz şey özellikle pandemide daha bir anlam kazandı. Ve o tarafa yöneldi insanlar. Yayın öncesi sohbetimizde ilk sizden duyduğum bir şey öğrendim. O da doğum esnasında o bebeğin etrafındaki sıvının aslında ne anlama geldiği ve sizin onu nasıl kullandığınız. Tekrar dinlemeyi çok isterim, izleyicilerimiz de duysunlar. Şimdi bebek ana rahmindeyken belli bir sıvı içerisinde ve doğduğunda da üzerini kaplı, böyle bir yağımsı kaplı, ince bir yağ kaplı halde geliyor dünyaya. Doktor onu yıkamadan bir havluyla siliyor, anneye ilk memeye getiriyor. 24 saat yıkamıyorlar. 24 saat sonra yıkandığında bebek artık dünyaya hazır oluyor. Allah bizi yaratan insanoğlunu dış etkenlere karşı koruyabilmek için bu imkanı veriyor. Çünkü herkes sizin gibi hastanede doğuramıyor. Tarlada doğuranı var. Yani her şart var. O şartlara uyum sağlaması için. Ve bunu yapmalarının nedeni serbest radikal denen çevre etkilerinin, kötü etkilerinin önlenmesi için yapıyor. Ben kremde makadamya fındık yağını kullandım. Çünkü tabiattaki en zengin palmitoleik asit makadamya fındık yağında var. Yani o anne karnından çıkarken bebekte olan sıvının çok benzeri orada, evet. O fındıkta var. Mesela, ülkemizde yetişiyor mu o fındık? Hayır, o yok. Pahalı bir fındık mı hocam? Pahalı. Yağ olarak pahalı. Mesela o yağı tek başına alıp böyle sürecek olsanız mükemmel bir anti-aging'dir. Kırışmayı önler. Peki hocam, yeni doğum yapan bebekten alıp yüzümüze sürsek faydası olur mu? Fevkalade. Ciddi misiniz? Fevkalade olur. Çünkü orada plasenta da var. Orada gençliğin verdiği her şey var. Fevkalade olur. Yeni doğmuş bebeğin vücudundan alıp yüze sürmek. Bir ara benim rahmetli babam plasenta üzerine çalışmıştı. Sonra bıraktı, uğraşmadı ama oluyor. Tabii günümüzde artık yaşlanmaya ihtiyaç yok. Herkes çok gergin. Dünya çok. İnsanı artık çok gergin. Çok. Tabii antidepresanlarla ilgili duyumlarımız, bildiklerimiz hiç de hoş değil. Bir kesim var ki ondan ısrarla kaçıyor. Antidepresan tuzağına düşmeden bitkilerle bunu çözmenin yolu varsa sizden öğrenmek tabii isteriz. Var. Mesela bakın, uykusuzluk çekiyorsanız ben şöyle bir formül düşünmüştüm. Günlük stres ve depresif durumları gidermeye pasiflora, çarkı felek otu ve 5-HTP hidroksitriptofan kullandım. Ayrıca uykuya çabuk girebilmek için valeryan, kedi otu ve aynı formülün içerisinde uyku sürecini uzatabilmek için de melisa kullandım. İçerisine ertesi sabahın kaygısını gidermeniz de lazım uyku için. O zaman L-teanin kullan. L-teanin yeşil çaydan elde edilen bir şey. Sabahleyin kalkacağım, adam bana paramı ödemezse senedim var, nereye ödeyeceğim? Bunu protesto olmamam lazım. Ne uyku tutar, ne huzur tutar. Ama L-teanini aldığınız zaman rahatlarsınız. Ben de bir müşterimize verdim. LTN'li tek başına ve o hanımefendi aradan bir ay, 1,5 ay geçti. Bana geldi gayet hışım, böyle bir konuşma.
aklın neredeydi? Ben bu eczanenin kaç yıllık müşterisiyim. Bana bunu vermedin dedi. Kocamdan boşanmak üzereydim. Adama zoraki bunu kullandırdım. Pamuk gibi oldu ya dedi. Ailem kurtuldu dedi. L-teanin. L-teanin. Bu etken madde mi hocam? Etken madde. Kimler kullanmamalı peki bunu? Öyle bir şey yok. Yan etkisi yok. Hiçbir yan etkisi yok. Ve uyku hali vermiyor. Kaygı bozukluğunu gideriyor. Yani sen işe gider. Böyle bak ben bugün gidersem Mehmet'i gördüğümde vallahi tokatı patlatacağım onu, ben onu bilmem ne yapacağım. Böyle gideceğine ya ne haber nasılsın diye giriyorsun içeriye. Hocam bu kadar kolay bir çözümü varsa antidepresanlar neden var? E işte antidepresan onlar başka bir saha. Maalesef Türkiye'de doktorlarımızın %99,5'ü bitkisel ürünlere ya inanmıyor, hem bilmiyor, hem de reçete dışı olduğu için hasta kendi parasıyla alma durumunda olduğundan yazamıyor. Çocuklara verebilir miyiz bunu? Veriyorsun, veriyorsun. Çocuklara da veriyorsun. Mesela siz kendiniz için kullanıyor musunuz bunu? Ben kullanmıyorum. Ben Çin'i artık kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum biliyor musun? Çünkü artık emeklilikte ben hobi gibi çalışıyorum. Yırtıcı koşarak, ederek bir şey yap. Çok severek geliyorum. Araştırmalarımı yapıyorum. Yenilikler okuyorum. Ama ya eskiden olsa o stresten böyle yırta yırta. Yok. Ben her işimi oğluma devrettim. Allah'a bir şükür oğlum benden devir aldıktan sonra yani firmayı tanınmaz hale soktu. Dünya çapında olduk. 450 Avrupa'da 35 mağaza Orta Doğu'da, 2 tane Tokyo'da. Not düşmek isterim. İzleyicilerimizin de bilmesi çok önemli. Rebul bir Cumhuriyet markası. Bir Türk markası. Evet. Ve dünyada bu kadar bilinen bir marka. Maalesef Türk insanları arasında Rebul'ün bir Türk markası olduğunu bilmeyenleri görüyorum. Rebul bir Cumhuriyet markası, bir Türk markası. Evet. Şu anda Avrupa'da büyük giyim mağazalarından alışveriş ettiğiniz zaman orada bulunan onların yaptığı kozmetiklerin %80'i bizim fabrikamızdan çıkmakta. Hocam siz YouTube'a da videolar hazırlıyorsunuz. İçeriği çok zengin videolar. Orada bir videonuz o kadar dikkat çekti ki prostat konu başlığı. Evet. Prostat bu kadar yaygın mıydı? Ve orada şöyle bir ifade var. Teyit edecek misiniz? Onunla ilgili önerilerinizi uygulayanlar inanamamışlar. Onların inanamadıkları, oradaki sizin dokunuşunuz ve mucizevi etki nerede? Prostat 2-3 etkisi var. Birincisi gece sizi sık sık uykudan uyandırınca uyku bozukluğuna neden oluyor. İkincisi idrar edememe çok ciddi bir sıkıntı. Prostat çok yaygın. Çünkü kadınlarda nasıl menopoz bir sorun olabiliyor ise erkeklerde de prostat onun yerini tutuyor. Ve prostatı giderebilmek için birkaç hem kimyasal ilaç var hem de bitkisel var. Bitkisel ilaçlar arasında kabak çekirdeği, bodur palmiye ağacı ve Picium Afrika eriği olan bir ilacı seçtim ben. Önce kendim kullandım. Benim prostatım yok ama baktım bir etkisi, bir çarpıntı bir şey olmuyor. Birkaç eşime, dostuma verdim. Ondan sonra televizyonda anlattım. Şu anda belki Türkiye'de en çok o ilacı, bitkisel ilacı satan müesseseyiz. Şunu duyarız orta yaşın üzerindeki erkeklerde sıkça kabak çekirdeği tüketmesi. Sahiden de bunun faydası var mıdır prostata? Çok doğru ama söyleyeyim günde minimum 2 kiloya yakın kabak çekirdeği yiyecek. Evet. Veya günde 2 tane 100 miligramlık kapsül kullanacak. Ya bunun başka yolu yok. Hı hı. Ama kabak çekirdeğinin de olumlu etkisi var prostat tedavisinde. Tabii. Bakın bu söylediğim formülde de kabak çekirdeği yağ var.
Peki hocam, sperm kalitesinin düşmüş olması, daha doğrusu artık doğal yollardan çiftlerin hamile kalamıyor olması, anne baba olamıyor olması. Yok, onlar öyle bir şey değil. Onların hepsi olabiliyor. Bakın biz ne yapıyoruz? Coenzim Q10 türevi veriyoruz. Sonra o içerisinde farklı bitkisel karışımların olduğu, vitaminlerle bir desteklenen bir ürünü veriyoruz. Hem cinsel, hem sperm kalitesini arttırıyor, hem de sperm hareketliliğini çoğaltıyor. Oluyor. Yani bugün bunların hepsini yapmak mümkün. Mesela cinsel yaşam sadece erkeğe bakmıyor. Kadın içinde verilen haplar var. Onu verdiğiniz zaman, dün akşam bir yerde yemekteydim. Kadın geldi, dedi ki bir şey yiyeceğim, kullansın. Söyle dedim. Verdiğiniz ürün, dedi, çok hoşuma gitti, dedi. Kocamla gençliğimi hatırladım, dedi. Ne güzel bir laf. Bu işin ayıbı yok. Hocam, bir başka kafa karışıklığının olduğu sahada takviyeler. Nedir onlar? Magnezyum, omega. Bunlar acaba ne kadar doğru alıyoruz? Hepimizin kafasındaki deli sorulardan biri. Hangi magnezyumu kullanmalıyım? Bakın, ben size bir şey diyeyim. Siz öyle konular açıyorsunuz ki 4 gün buradasınız. Çok çeşit bir sürü magnezyum var piyasada. Ben en son bir tanesini kullandım. Çünkü kafama rahat geldi. Akşam ayrı tablet veriyor, sabah ayrı tablet veriyor. Akşam tableti mavi, sabah tableti turuncu. Bu olduğu zaman, akşamkini yuttuğumda kalbim daha rahat atıyor, uykumun gelmesi hızlanıyor. Majör etken maddesi major, nedir? Magnezyumun çeşitli tuzları. Öbürü, sabah aldığınız bir magnezyum tuzuyla size enerji veriyor ve güne doğru başlıyorsunuz. Dolayısıyla 2 tablet kullandığınız zaman mükemmel bir hayat tarzı kuruyorsunuz. Yani çeşitli isimleri var ya, magnezyum, malat. Evet, malat, sitrat, evet, falan. Hangisi tercih edilmeli sizce? Hayır, bunlar karışım. Yani bir salataya sade tuz koyarsan salata olmaz. Tuz da koyacaksın, yağ da koyacaksın, bilmem ne de koyacaksın. Bunları karışıp kullanacaksın. Onun için 2 tablet yapıyor. Uyku veren, seni ruhen rahatlatanlar akşam tableti, sabahleyin seni koşturacak olanlar sabah tableti. O zaman şu yanlış mı hocam? Ben magnezyum malat alıyorum diyen kişi bir hata mı yapıyordur? Hayır, yapmıyor ama her gün, bakın, bir araba alacağınız zaman son model almak istersiniz. Bütün yenilikler içinde. Bu da onun gibi bir şey. Bu çıkan son ürün benim kafama çok güzel yattı. Omega konusu hocam. Omega 3. Çünkü bir kesimde var ki takviyelere tamamen karşı, bunları doğal yollardan gerçekten almalıyız. Evet, alması lazım doğal yollardan. Hangi doğal yol? Siz omega 3'ün iyisini alacağınız zaman balığın 20 santimden büyük olmaması lazım. Balığın tümünden elde edilir. Niye 20 santimden büyük olmayacak? Küçük balık yeterince ağır metal toksitesine tutulmamıştır. Hamsi mesela. Tabii. Ondan sonra ikincisi trigliserit formunda olacak. Mesela şunu söyleyeyim, bir markanın 700'ü var, 950'si var. 950'si etil ester formundadır. Yalnız %21'i kana geçer. Trigliserit %65 kana geçer. Ne olursa olsun omega 3'ü masanızdan eksik etmeyin. Bakın, essential fatty acid. Essential, vücudun üretemediği fakat tüketmek zorunda kaldığı bir maddedir. Asla kilo aldırmaz. Her gün alınmalı mıdır bu omega 3? Her gün. Siz alıyorsunuz. Her gün. Ben aşağı yukarı günde 10'a yakın hap yutuyorum. Omega 3 onlardan biri. Başka? Evet. Magnezyum var 2 tane.
Ondan sonra... Sabah akşam? Evet. Sabah akşam yuttuğum iki tane de bergakol, bergamot var. O da kolesterin ve lipidleri aşağı çekiyor. Ondan sonra omega 3'üm var. Koenzim var. Bunlar. Tansiyon ha bir de AS5'im var. Genç kalacağım. O iddiadayım. O nedir? AS5. İşte AS5. O da kromozomları koruyan, yaşlanırken hafızayı kaybetmeyi önleyen bir haptır. Hiperaktivite çok yaygın. Evet. Çocuklarda hiperaktivite. Bu teşhis ve ona bağlı alınan ilaçlar anne babaları da kaygılandırmıyor değil. Tabii. Bununla ilgili öneriniz olur mu? Siz çocukken hiç bahçede oynadınız mı? Çok. Okula başladığı zaman çocuk kuruluyor hep böyle içinde duruyor diyor. O yorulmuyor, atamıyor, kendini koşamıyor. Okula bir geliyor, zemberek boşalıyor. Rrr, deli gibi koşuyor. Bu sefer zavallı öğretmen baş edemiyor. Diyor ki çocuğunuzu alın okuldan. Hiperaktif ve dikkat eksik. Pedagoga götürün. Evet. Doktora gittiği zaman bir test yapıyorlar. Şimdiye kadar o testi geçeni görmedim. Hemen yeşil reçeteli bir ilaç veriliyor. Çocuk evet okulda dikkati oluyor. Anne babayla kavga ediyor. Çocuklar arasında hır çıkarıyor. Yani böyle bir şey halinde parçalıyor. İşte o olduğu zaman olmuyor. Ve ne oluyor? Karşınıza gelen vaka, çocuk zıvanadan çıkmış oluyor. Ben yapmış olduğum ZK200 diye bir bitkisel ürünüm var. İçerisinde Amerikan ginsengine elde edilen Cereboost var. Cereboost'un amacı hiperaktiviteyi kontrol altına almak, dikkat eksikliğini kaldırmak, hafızayı genişletmek, bilgiye ulaşım sürecini hızlandırmak. Çünkü zamana karşı yaşıyoruz. Bir anneye biz bunu verdik. 3 yılda ikinci okul değişmesi çocuğun. 20 gün sonra anneyi okula çağırıyor öğretmen. Eyvah gene atılacak diyor anne. Sabaha kadar ishal. Sıkıntıdan sabah okula gidiyor. Güler yüzle öğretmen hanım karşılıyor. Diyor ki ne yaptınız? Hangi hoca efendiyi okuttunuz? Bu çocuk böyle diyor dikkat eksikliği kalmadı. İştirak ediyor öğretmenim diye el kaldırıyor. O hiperaktivitesi gayet makul çocuk seviyesinde. Kim okudu bunu diyor. Kadıncağız açtı telefonu, kahkahalarla gülüyor mu, ağlıyor mu anlamadım. Bunları anlatıyor bana. Benim en büyük kârım o. Peki hocam hiperaktivite ilacının yan etkileri var mı? Tespit edilmiş. Yok. Bütün kutuyu bir kere de ufacık çocuğa verseniz yutsa 30 kapsülü birden hiçbir şey yapmaz. Kolajenle ilgili muhtelif görüşler var hocam. Tıp çevrelerinde de bazı hekimler diyor ki kolajenin hiçbir faydası yoktur. Ne ama endüstri de pompalıyor. Ne zaman incelemiş de faydası yok diyor. Bakın oturup faydası yok demek çok kolay. Herkes diyor. Herkes televizyona çıkıyor bir şeyler söylüyor. Bilgi kirliliği had safhada. Ben şunu söylüyorum. Kolajen faydalı. Ama doğru kolajen faydalı. Kolajen 14-15 dolardan başlıyor. 1600-1700 dolarlara kadar gidiyor. Bu partikül büyüklüğünle orantılı bir şey. Ve siz eğer doğru, iyi bir kolajen kullanıyorsanız buyurun kullanın çok iyi. Vatandaş ayrımı neye göre yapmalı? Mümkün değil ama %85'i o tip kolajenlerde sizin kakanızı şereflendiriyor. Oo, geldiği gidiyor. Geldiği gibi gidiyor tabii. Peki hocam baktığında prospektüste anlayabileceği bir ayrım yok mu? Vermiyorlar ki ospekti vermiyorlar. Kaç yıldır eczaneniz var hocam? 1895'te başlamış. Ben 1972'de babamdan devraldım.
Oo. Sonra oğluma devrettim. Size gelen müşterilerinizle ya da misafirlerinizle yaşadığınız diyaloglardan ilk aklınıza gelen bir anı çok sorsam ne gelir aklınıza? Mesela kimyasal olup da en çok duyulanı vardır ya, mavi haplar. Onları kendine alan çok az insan gördüm. Hele gençlerde hep abisini alıyor. Nasıl istiyorlar hocam o mavi mutluluk hapını? Ha. Eczaneden hiç, siz gelişinden anlıyor musunuz? Artık anlıyoruz tabii. Ertesi gün hapları var. Hmm. Ertesi gün haplarını kızlar geliyor. Orta üç kızları. Hocam demeyin. Tabii. Orta üç kızları geliyor. Pazartesi sabahı onu istiyor. Mesela pek çoğu o yaşta çocuk doğum kontrol hapı kullanıyor. Fakat reçetesiz. Reçetesiz doğum kontrol. Türkiye'de reçeteyi bırakın, kağıt parçası bir işe yaramıyor. Doğum kontrol hapı kullanıyor. Fakat kullandıkları hapı eve götüremiyorlar. Çünkü anneleri çantalarını kurcalarsa o hapları görüyor. Ve nitekim bize mesela kaç kere oldu, o haplardan bulmuş anne, evladım acaba hap mı kullanıyor diye geliyor. Onlar anne soruyor, anne bile bilmiyor onun doğum kontrolü. Narkotik zannediyor. Blisterinden çıkartıyorlar. Ben pek çoğuna bunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl kullanılır, ne edilir diye. Ertesi gün hapı çok yüksek hormon içerir. Onun için ben onları mesela verirken 3 ay, 4 aydan önce ikinci bir dozun alınmasını pek uygun görmem. Öyle tipler var ki, vermezsen vermeyeceğim, ne nasihat ediyor, şuradaki eczaneden alırım. Alırsın, her yerden alıyorsun. Ama canına günah, ne bedel ödüyorsun bu vücuda. Peki hocam, mutluluk kapını almaya gelen beyefendi, evet, genelde kaç yaşında? Onun yaşı yok. Söyleyeyim size, 16 yaştan başlıyor, 80 yaşına kadar geliyor. Çeşitli ilaçlar var. Bunlardan bir tanesi kullandıktan sonra 4 saat içerisinde etkisi bitiyor. Bir tanesi var, 36 saat etkisi var. Şimdi 36 saat hep ereksiyonda kalmış, kalacak demeye gelmiyor. 36 saat içerisinde rahat bir birleşim yapabilir demeye geliyor. Fakat o 36 saatlik hapında bir yan tesiri var. 4 saatliğinde birbirine denk yan tesirler. Yan tesiri hesap ederken 5 ile çarpmanız lazım. 36 saatse 5 ile çarpacaksın. Neredeyse bir hafta o yan tesiri saklıyor. Nedir o yan tesiri hocam? Flashing effect. Kırmızı yanak oluyor, kıpkırmızı, yani utanmış gibi yanak oluyor. Yani flash, mutluluk ateş kapı, basıyor, ateş basıyor. Mutluluk kapı 36 saat etkili olanı kullandığında, şimdi hocam kırmızı yanakla gezenleri gördüğümüzde aklımıza mı gelecek? Şimdi, bu yan etki, ondan sonra bayağı kırmızı yanak, evet, oluyor. Mesela mavi görürler, uzun süre kullandıktan sonra mavi görürler. Dünyayı mavi görür. Dünyayı mavi görür. Onun için bunlar hepsi geçici. Bunlar o hepsi yüzden geçici. De rengi mavi acaba, evet, hocam? İlk defa bu işi bulan firmanın davetlisi olarak İngiltere'de fabrikalarına gittim. Eğitim gördüydüm. Dolayısıyla yani çok farklı bir konu bu. Türkiye'de alım yaparlarken eğer banko üzerinde duruyorsa önce Viagra'yı alırlar, üstüne bir tane prezervatif kutusu koyarlar, böyle getirir verirler. O prezervatif kutusu ile kendilerini güçlü hissederler. Alta saklarlar şeyi. Mutluluk kapını. Evet. Kadın versiyonu da soralım ki adil olalım. Kadınlar geliyorlar mı? Evet, kadınlarda çok yaygın lipido alçalması var. Yani, oran nasıl hocam? Erkek müşteriyle kadın müşteri arası. Kadın söylemiyor.
Kadın söylemiyor. Erkek de söylemiyor. Erkek söylüyor. Erkek söylüyor. Kadın söylemiyor. Kadın saklıyor. Benim hiçbir şeyim yok. Hanım şu vitamini kullan bak bu işe iyi geliyor diye. Hayır efendim terbiyesizlik etmesen benim bir şeyim yok diyor. Bitti. Kapıyı kapıyor. Kapıyı açık tutan kadın bu haplardan istifade ediyor. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için. Siz tanımak ayrı keyifti. Sağ olun. Ben çok memnunum. Teşekkür ediyorum tekrar hocam. Efendim. Rebul markasının 3. kuşak temsilcisi eczacı Mehmet Müderrisoğlu ile birlikteydik. Dilerim siz de aynı hazzı almışsınızdır. Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel zamanlarda tekrar görüşmek üzere.